Tarihler Aralık 1921'i gösterdiğinde, Kastamonulu yaşlı kadın ve erkekler, Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki cephaneleri Ankara'ya götürmek için ağır kış şartlarında yola çıktı. İçlerinde Şerife Bacı olarak bilinen 21 yaşlarında biri de vardı. Söylenene göre, cephanelerin ıslanmaması için kazağını cephanelerin üstüne örtmüş, bebeği soğuktan ölmesin diye de üstüne abanmış ve ne yazıktır ki soğuktan donarak vefat etmiştir. Halime Çavuş, babası ve annesinin karşı çıkmasına rağmen, saçlarını kazıtıp, tıraş olup, erkek kılığında Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etti. Arkadaşları onu uzun süre boyunca, Halim, ismiyle tanıdı. Savaş sonrasında Mustafa Kemal Paşa'nın davetiyle Ankara'da ağırlandı ve Çavuş rütbesi aldı. İstiklal madalyasıyla ödüllendirilen 20'li yaşlardaki Halime Çavuş'a Mustafa Kemal, "Seni yollamıyorum, bizim kızımız ol," dedi. Halime Çavuş ise, "Annem babam beni bekler," diye cevap verdi. Mustafa Kemal, çeşitli hediyeler ile Halime Çavuş'u evine yolladı ve kendisine aylık bağlandı. Soyadı kanunundan sonra, Kocabıyık soyadını alan Halime Çavuş, kardeşi Hasan'ın oğlu Sadık'ı evlat edindi. 20 Şubat 1976 tarihinde, Kastamonu'nun Duruçay köyünde 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü yazar Halide Edip Adıvar'ın, bir savaş kahramanı olduğunu biliyor musunuz? Soyadı kanunundan önce Halide Onbaşı olarak bilinen Halide Edip Adıvar, 1919 yılında İstanbul halkını işgale karşı harekete geçirmek için birçok konuşma yapmış ünlü bir hatiptir. Kurtuluş Savaşı'nda, cephede Atatürk'ün yanında görev yapmış ve sivil olmasına rağmen rütbe alarak savaş kahramanı sayılmıştır. Kendisinin, 21 tanesi roman olmak üzere 30'a yakın eseri vardır. Yıllar boyunca birçok kitabı, televizyon dizilerine ve sinemaya uyarlanmıştır. Çete Ayşe, ya da Efe Ayşe, 1894 yılında Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy'de doğmuştur. 1910 yılında Kayacık köylü Mustafa ile evlenmiş ve ikide kız çocuğu olmuştur. Eşinin 1915 yılında Çanakkale cephesinde şehit olması üzerine Aydın'daki İmamköy'e geri dönmüştür. 1919 yılında Aydın'ın Yunanlar tarafından işgali üzerine Yörük Ali Efe grubuna katılmış, Aydın savunmasında ve Malgaç baskınında yer almıştır. Milli mücadelenin sonuna kadar çeşitli yerlerde mücadele veren Çete Ayşe, 1933 yılında bizzat Atatürk tarafından İstiklal Madalyası almıştır. Hayatının geri kalanını köyünde sürdürmüş ve 1967 yılında 73 yaşındayken vefat etmiştir. Nezahat Onbaşı olarak tanınan Nezahat Baysel, henüz 9 yaşındayken babası ile birlikte Kurtuluş Savaşı'na katılmıştır. Annesi Hadiye Hanım, 1. Dünya Savaşı zamanında, veremden hayatını kaybetmiştir. Bu sebeple babası Hafız Halit Bey, onu cepheye yanında götürmek zorunda kalmıştır. Alay komutanı olan babasıyla birlikte 1. ve 2. İnönü Savaşları, Konya Ayaklanması, Sakarya ve Gediz Muharebeleri, Geyve Savaşları'na katılmıştır. Üstün başarısı, Atatürk ve İsmet Paşa'nın da dikkatini çekmiştir ve takdirlerini kazanmıştır. Kendisine, 30 Ocak 1921 tarihli meclis oturumunda, İstiklal Madalyası verilmesine karar verilmişti. Ancak ne yazık ki uygulama gecikmiş ve 92 yıl sonra 2013 yılında torunu Gizem Ünaldı'ya, İstiklal Madalyası takdim edilmiştir. Hafız Selman İzbeli, Kastamonu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kadın kolu kurucularındandır. Ayrıca, Kastamonu'daki ilk kadın meclis üyesidir. Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonulu kadınları toplayarak, cephede savaşan askerler için giysiler ördürmüştür. Zengin bir aileden gelen Selman İzbeli, Kastamonu'ya askerler geldiğinde hepsini yolda karşılar ve yemekler yedirirdi. Kendisine milletvekilliği teklif edilmiştir ama hafız olduğu için başörtüsünü çıkaramayacağını söylemiş ve teklifi reddetmiştir. Gördesli Makbule Hanım, 1902 yılında Manisa'nın Gördes ilçesinde doğmuştur. Henüz bir yıllık evliyken eşi Halil Efe ile beraber, Kuvayi Milliye'ye katılmıştır. Yunanların İzmir'i işgal edip Batı Anadolu'ya yönelmesiyle birlikte Türk direniş çetelerinde mücadele vermiştir. Kocayayla mevkinde baskından geri çekilen silah arkadaşlarına cesaret vermek için, öne atılması sonucu başından vurularak, 20 yaşında şehit olmuştur.
Sykes-Picot Anlaşması sonrası Osmanlı'nın, Güney Anadolu ve Orta Doğu'daki topraklarının paylaşılması üzerine, Fransız işgal güçleri güneye gelmeye başlamıştı. Gönüllü olarak Kuvayi Milliye'ye katılan Tayyar Rahmiye Hanım, keşif ve kundaklama operasyonları düzenliyordu. Osmaniye yakınlarındaki Fransızların ele geçirdiği bir demiryolu tünelini patlatmış ve Fransız güçlerinin cephane ikmalini büyük sekteye uğratmıştır. 1920 yılında, cephede ateş hattında kalan iki silah arkadaşını korumak için ileriye atıldığında, Fransızlarca vurularak şehit olmuştur. Soyadı kanunundan önce Kara Fatma olarak bilinen Fatma Seher Erden, 1888 yılında Erzurum'da doğdu. 23-24 yaşlarındayken, ailesinden 9-10 civarında kadını örgütleyerek, Balkan Savaşlarında Edirne'de mücadele verdi. Bu sırada eşi Binbaşı Ahmet Bey'in Sarıkamış'ta şehit olduğu haberini aldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine, 20'li yaşlarının sonunda, yakın aile çevresi, akrabaları ve köylüleri ile birlikte küçük savunma çeteleri kurdu. Sivas Kongresi devam ederken Mustafa Kemal'le görüşebilmek için Sivas'a gitti. Gözü karalığından ötürü, kara lakabını Mustafa Kemal kendisine verdi. Daha sonra düzenli orduya katılan Kara Fatma, 1. ve 2. İnönü Muharebesi, Sakarya Meydan Muharebesi ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde savaştı. Kara Fatma, onbaşılık rütbesiyle başladığı askerlik hizmetinden, üsteğmen olarak emekli oldu ve emekli maaşını da Kızılay'a bağışladı. İlerleyen yıllarda geçim sıkıntıları çeken Kara Fatma, defterlikte çalışmış ve kendisine belediye bütçesinden düzenli yardım verilmiş. Daha sonraları yaşı ilerlediği için çalışamayan ve bakacak kimsesi bulunmayan Kara Fatma'ya, TBMM'de kabul edilen bir önerge ile, düzenli aylık tahsis edilmiştir. 21 Haziran 1955'te, Darülaceze Hastane bölümüne yatırılan Kara Fatma, 11 gün sonra 2 Temmuz 1955'te, kalp yetmezliğinden 67 yaşında vefat etti ve tarihi kulaksız mezarlığına defnedildi. Kara Fatma, İmtiyaz Madalyası, Liyakat Madalyası ve İstiklal Madalyası almış kahraman bir Türk kadınıdır.